Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Fitli Köfte 2'nin 20. bölümüne hoş geldiniz. Evet. Şimdi burada ne yaptım? Öncelikle şuraya bunları öğrettim. Ya tabii gerek yok aslında hepsini öğretmeye. Sadece bir kısmını öğretsem yeterli çünkü otomatik olarak zaten oraya gidecekler. Ardından şimdi sana ne yerleştireceğiz? Sana refiner'ı yerleştirelim. Fakat öncelikle yapmıştım, tamam. Refine'lar tamam. Imperial. Imperial. Industrious. Tamamdır. Bunların hepsi yerleştirildi. Ve bunları APRS Pipe'la değiştirdim. Garanti olsun diye. Esnada da bu Bunlar burada çalışmaya da başlayacak. Mesela şimdilik frame olarak ne koyalım? Bu arada Applied Energy 6 hakkında size ufak bir spoiler. Bundan böyle orta tuşa basıp otomatik olarak craft etmesini sağlıyoruz. Crafting penceresini açmasını sağlayabiliyoruz. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bir saniye. Nasıl la? Doğru. Tamam, buraya bir şey yapmam gerektiğini unuttum. Iron Pipe. Evet, benim de arada dörtlediğim oluyor. Ve yanlış kaptan geçtiğim de oluyor. Yanlış yerden, pardon. Doğru. Ranch'im şunun içindeydi. Şu an alamıyorum. Seni çevirmek istememiştim. Tamamdır. Şimdi öncelikle şu refine'lara yerleştirelim. Bunlara yakında router'lı bir sistem döşeyeceğim. Router'lara giriştiğimde evet. Şimdi bu arılar, refine arılar ne üretiyor diye soracak olursanız petroleum ve oily comb elde ediyor. Aç dur, şuradan da gösterebilirim. Petroleum comb eğer bize gösterirsen petroleum propolis elde ediyor ve bu petroleum propolis de açılırsa fuel'a dönüşüyor. Yani kısacası arılar üzerinden benzin elde edebiliyoruz. Bunlar burada çalışa dursun. Oysa da biz de başka şeyler halletmeye koyalım. İlk olarak bana bolca centrifuge lazım. Autocraft'a ayarlayalım bunları.
sürekli öksürük duruyorum. Bu otokratları da yakında biraz düzenleyeceğim. Centrifuge. 3 tane lazım. Pardon, 4 tane lazım. Çünkü 4 farklı tip komp elde ediyoruz. Evet. Bunun dışında evet. E-cable'larım var. Bunun dışında Tesseract'ım var. Şimdi onu kullanabilirim. Evet, şimdilik o Tesseract'ımı kullanırım. Gelin buraya enerjiler. Nasıl da dur. Şimdi geçici bir konum olarak böyle koyalım. Evet. Ve ardından sentrifüjlerimizi yerleştirelim. Ve sentrifüjlerin hepsine import ve export baslarımızı yerleştirelim. Sonra renklerini düzenleyelim. Biliyorsunuz ben renkli olmasını seviyorum. Oh. Bir tane oil'i, bir tane petrolüm, bir tane dripping, bir tane de stringi. Stringi, dripping, petrolüm, oil'i. Tamamdır. Bunlar burada işlerine dursun. Ben de şu öksürmeyi keseyim. Çünkü kendi sinirimi bile bozmaya başladı. Bu konu ayarlaman gerekiyor senin, tamam. Evet. Tamamdır. Ve propolislerim hazır. Ardından bana Liquid Tesseract gerekecek. Ha, bir tane değil, iki tane. İki tane de değil, dört tane. O zaman hadi bakalım Liquid Tesseract. Tamamdır. Tam 4 tane. Bunun yanı sıra. Aa dur, 4 taneye gerek yok. 2 tane lazım. Diğer ikisi zaten var. Bunun dışında Squeezer. İki tane. Aslında iki taneden fazla. 4 tane olsun. Ve başka ne lazım? Liquid Duct.
Şimdi geçici bir düzen yapıyorum ve gene yanlış kapıdan çıktım. Fakat bunu adam edeceğim yakında. Daha düzgün, göze hoş görünür bir hale getireceğim. İki tane santrifüj etmiyor mu acaba size? İlginç. Evet. Squeezer'lar. Squeezer'lar konusunda şöyle bir dizilim yapabilirim. Daha hoş olur diye düşünüyorum. Hatta daha da iyisi. Çok fantastik şeyler deniyorum. Neyse. Liquid Tesseract, Sand only. Fuel. Sen fuel in ol. Tamam. Sand only. Oil in. Tamamdır. Sonrasında şuraya bir şekilde redstone döşemem gerekecek. Onu da redstone blokuyla yapayım. Bari bu biraz karizmatik olsun. Ardından ne lazım? Ne lazımdı sana? Ha. Bas. Herhangi bir ekstra çıkartıyorlar mı emin değilim, o yüzden gene yanlış yerden geçtim. Bunu hep yapıyorum. Evet. Shift'e basılı tutarsanız, tutup tekerleği çevirirseniz değişiyor. Görüldüğü üzere. Sana petrol ayarlanmıştı değil mi? Ha, fuel pardon. Bakalım sizler. Ha tamam. Petrol. Olsun. Oil. Tamamdır. Ve bu sayede sizler fuel üreteceksiniz. Voila! Artık bir oil ve fuel kaynağım var. Hem de arılardan. Hem oil hem fuel.
sana oyun şu an geçicisiniz. Oil in. Gördüğünüz gibi petrol buna akıyor. Paşalar gibiyim. Fuel buna akamıyor çünkü fuel tankı zaten dolu. Yarasa git. Evet, artık rahat rahat fuel'ımı kullanabilirim. Oil'imi kullanabilirim. Bunun dışında bana başka şeyler de lazım. O arada ben bir süre ne kadar olmuş bakayım ona. Evet ve geri geldim. Şimdi ne yapacağız diye soracak olursanız. Bir adet de item'ları dışarı nasıl atmak için sistem düşüneceğiz. Neticede burada seni range modundan çıkartacağım. Railgun iyi. Neyse. Burada 1, 2, 3, 4 ve 5 tane artık item'ımız var. Arada muhtemelen bunların frame'leri bitti. Evet. Bunlar o kadar uzun süre dayanan frame'ler değil. Evet. Sizin item'ı dışarı atma işini nerede yapabiliriz? Burası iyi bilme geldi. Ya da dur. Ha, burası değil de şurası. Şurada atayım direkt. Neyse. Evet ve seni Sendonli 4 4 tire E2 home. Tamamdır. Sana neleri atayalım? Sen ve sen. Evet, bunlar. Buraya atılsın. Ama tabii şu an aktarılacak bir yeri olmadığı için aktaramıyor. Karşı taraftan aktarılacak yeri halletmemiz lazım önce. Bu arada şurada fazladan propolis dolmaya başlamadı daha, tamam. Evet ve işin geri kalan kısmını yani buradaki kısmını halletmeye başlayalım. Bunu şu arkada yapacağım çünkü evet, sen buradasın. Sen gel. Receive only B to home. Tamamdır. Buradaki olayı anlatacak olursak, bir tane interface'e dört farklı tesseract bağlı olacak. Yalnız burada olmaz. Şimdi. Tesseract gel. Redstone devre dışı. Receive only, owner only. Ve interface. Ve kablo.
Mavi olanında. Evet artık. Artık bunlar tamam. Aracılıkla ilgili her şeyimi artık buraya temel olarak otomatikleştirmiş durumda. Honeycomb. Şunlar da var. Bunların işlenişini şimdilik otomatikleştirsem mi? Yok, henüz bunları üreten, ya bunları kendiliğinden üreten bir arım yok. Gerektiği zaman otomatikleştiririm. Şimdi siz şuraya gidin. Evet. Bir yakında da bir tane otomatik frame craft eden sistem de yaparım. Feed the Beast'de yaptığım gibi. Ve paşalar gibi yerleştiririm hepsini. Magic Wax. Liz Wax gel. Magic Wax gel. Siz ikiniz de şuraya öğretilin. Bir tane de Emi terminal lazım. Neyse. Onu daha sonra eklerim. Şimdilik o kadar ihtiyaç yok çünkü zaten herhangi bir arı elde etmiyoruz. Tamamen o arılara erişmek için kullanacağımız bir şeydi bu. Ekstra arılarımız henüz burada depolanıyor ve bayağı bir burada depolanacaklar sadece. String.com gidemiyor tabii. Çünkü dolu gideceği yer. Evet. Şimdi bu bölüm başka ne yapabiliriz? Router'lara girişim diyeceğim. Henüz girişecek durumda değilim. Bir MC ile çalışan makineler için oda hazırlayıp öyle girişeceğim. Onu da bölüm içinde yapamam. Bu bölüm başka ne yapabilirim? Evet buldum. Tesseract frame. Ender pearl. Git. Git. Storage bus iki tane. Bir, iki tane. Evet. Tesseract frame hazır olan. Bunun dışında Deep Storage Unit. Yanlış yer. Deep Storage Unit. Plastic Sheet. Rubber. Bu arada hazır bunlar olurken size şu arkadaki arkadaş, bu arkadaşların şu an nasıl çalışır durumda olduğunu göstereyim. Henüz AE Network'e bağlamadım tam olarak çünkü router'la bağlayacağım. Baya router konusunda abanmış olacağım. Abancam burada. Gel. Ve selam Deep Storage Unit. Sana neleri koyacaktık? Jelly ve polen.
interface'lerim, interface demişim, storage bus'larım. Şimdi Railjelly, Polen, evet artık buraya gidiyorlar. İki tane daha koyabilirim aslında. Onlar da evet, iki tane daha koymam lazım. Şuralara. İki tane daha storage. Bunun yanı sıra honey. Ve beeswax. Sana da hani gir gir kablo alalım. Geçebilseydim çok süper olacaktı. Tamam. Beeswax. Hani. Ve şimdi yine yapmamız gerekeni yapıp ve wax. Ve artık göreceğiz ki hepsi burada depolanıyor. Evet. Ve son bir şey daha. Şurada bolca beeswax'imiz olacaktı. Bunları alıp buraya koyalım. Evet. Süremize bir bakayım ben hemen. Evet, süremiz neredeyse doldu sayılır. Yani bu arada pek bir şey yapacak durumda değiliz yani. O zaman ne yapıyoruz? Sanırım bölümü burada bitirebilirim. Önümüzde sana kazara wrench'le dokundum değil mi ben? Tamamdır. Önümüzdeki bölüm router'lara falan girişip, yani router yapmaya girişip şu odayı bir adam edelim. Neyse, izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler, iyi eğlenceler.